Bak başla oradan. Mevzu zaten burada başlıyor. Selamlar hocam. Aa bak dükkan bozmuş. Olmuş işte başkan. Bu yandakilerle arkadakiler birbirlerine girmişler. Durum valla onlardan ölüler yaralılar olmuşlar. Biz bilmiyoruz. Ben de aşağıdaydım. Çocuklar da korkmuştu. Onlar eve gelmedi. Şimdi memur abileri bekliyor. İşte üstüne kalkıp çıkacağız. Sebebinden başlayalım. Olayın sebebi iki grubun demeyelim daha doğrusu bizimkinde grup falan yok. Pazar günü inşaat firmasında sadece bir kişi var. Oturan orada pazar günü inşaat firmasında kimse olmaz ama diğer kalabalık gelen grup özellikle planlayarak tasarlayarak gelmiş ve oturmuş. Orada organize olmuşlar. Yukarıdaki inşaat firmasındaki arkadaşın aşağıya inmesini bekliyorlardı. Aşağıya inmediğini bekleyip inmediğini görünce onlar yukarıya silahlı olarak çıktılar. Tahminen 13-14 kişi yukarıya çıkıyor. Görüntülerde de var zaten. Yukarıya çıktıktan sonra yukarıdan ne tür bir tartışma olduğunu bilemiyoruz. Yani oradakini göremiyoruz ama yukarıdan silah sesleri duyulmaya başladığı andan itibaren en sonki görüntülerde de verilen şeyde Kalaşnikov silahı karşı grubun elinden alıp kendi silahıyla onlara ateş ediyor. Yukarıdan aşağıya inerken anlaşılan bu. Ve dışarıya çıktığında da grubu organize eden koltuk değnekli kişiye ateş ediyor ve aynı anda da kendisi de vurulup yere düşüyor zaten. Koltuk değnekli kişi kim? Koltuk değnekli kişi Kaynarca'da meşhur işte bonzai manzai, eroin, moroin, bilmem uyuşturucu her türlü. Yani özellikle de genç çocukların 13 yaşından tut 30 yaş grubuna kadar olan çocukların bir şekilde taptıkları bir vatandaş. Yani bu kadar 50-60 kişiyi yoksa buraya herkes kolay kolay toplayamaz. Bunları toplanmasının bir tek şeyi olur, karşılığı olur. O da işte bonzaidir, haptır, şudur budur. Ama görüntü olarak rentekar işi yapan birisi. O gün oraya niye geldiler? Yani gelme sebepleri neydi? O gün aslında olay basit gibi görünüyor. Bir park etme, araç park etme mevzusu gibi görünüyor ama değil. Olayın içerisinde yani isim yapma niyetinin yattığı kesin yani. Çünkü sürekli aynı yere aracın ısrarla çekilmesi, araç kabadayı inşaatın park yerine
belediyeye bedeli ödenerek ayrıltılmış park yerine aracın park edilmesinden çıkıyor mevzu. Tabii söylenmesine rağmen, ona defalarca söylenmesine rağmen, ikaz edilmesine rağmen bir türlü bunu oradan almıyor. Kralı da gelip alamaz diye dediğini de çevredeki insanlardan da ben duydum. Yani olayın başlangıcı bu. Park yeri gibi görünüyorsa da aslında orada o köşede gece saat 1 gibi 2 gibi sabaha kadar açık olan büfenin önünde köfteci tezgahı vesaire adı altında kurulan tezgahta hap, uyuşturucu vesairenin satıldığını da bu çevrede bilmeyen esnaf yok hemen hemen. Olay bu. Çıkan haberlerin hiçbirisi doğru değil. Oğuzhan burada görevli olarak çalışıyordu. Olay gününde tek başına buradaymış. Bir saat önce gelmişler, tartışmışlar. Oğuzhan göndermiş onları. Ondan sonra toplanıp geliyorlar. Oğuzhan yukarıdayken tek başına yukarı çıkıyorlar. Zaten bu ölen iki şahıs yukarıda ölüyor. Ondan sonra Oğuzhan bunları önüne katıp aşağıya iniyor. Bu karşı tarafın esnaflıkla falan bir alakası yok. Zaten 18-20 kişilik bir esnaf grubu olamaz. O kadar büyük bir esnafa holding denir. Biz bu haberlerden son derece rahatsızız. Kameraya düşen görüntülerden son derece rahatsızız. Polisin taraflı verdiği bilgiden ve yanlı yayınlarından rahatsızız.